Kalkan bir yumruk. Bir ölüm büyüsü dalgası. Zifiri karası duman gözlerinin önünde katılaşıp kapkara demire dönüşüyor. Ve son kulenin son katı biçim alıyor. Mordekaiser ülkesini kötücül bir gururla inceliyor. Mitna Rajnun. Yani kendi elleriyle inşa ettiği ölüler diyarı tamamlandı. Bir zamanlar tam burada, yetişin boşluğuyla karşı karşıya kalmış ölümlü bir ruh olarak durmuştu. Şimdi karşısında kendi elleriyle kurduğu krallık uzanıyor. Eserinden aldığı tatminle kıvanç duyarak kalesine giden yolda yürümeye başlıyor. Ayağının altındaki her taşı o yaptı. Bütün hisarlara ve mazgallara, zalim büyüleri ve çelik iradesiyle biçim verdi. Eskiden bomboş olan bu yerde Mordekaiser kendi gerçekliğini ortaya çıkardı. Tüm ruhların sonsuza dek kalacağı, asla yok olup gitmeyeceği bir diyar. Sanuzal gözlerini kırpıştırıp çevresine baktı. Şaşkındı. Zihni bomboştu. Öldüm. Bu düşünce rüzgarda bir fısıltı halinde kulağından geçip gitti. Bu gerçeği idrak ederken kalbi bir anlığına hüzünle doldu. Sonra gülmeye başladı. Karnından yükselip göğsüne yayılan, tüm bedenini sarsan gümbürtülü dalgalar halinde dışarı taşan kahkahalar attı. Güzel. Sanuzal, meşhur kemikten saraya açılan görkemli ruhlar kapısını görmek için ufku taradı. Bakışları onu törenlerle sonsuzluğa taşıyacak hizmetkarları aradı. Kendisinden önce hüküm sürmüş büyük fatihlerle tanışacak olmanın giderek artan heyecanını tattı. Ama görebildiği kadarıyla çevresinde sisten başka bir şey yoktu. Sanuzal ileri bir adım attı. Sonra şaşkınlıkla yere baktı. Ayağının altında ince kumlar kayıyordu. Uzaklardan ne dedikleri anlaşılamayacak kadar alçak seslerin ahenksiz fısıltıları duyuluyordu. Bu çok anlamsız. Gerçekleri öğrenmeye karar verip bu çorak topraklarda ilerlemeye koyuldu. Zaman sezdirmeden geçip gitti. Şaşkınlık inanmazlığa dönüştü. İnanmazlık kıvılcımlandı. Öfke oldu. Öfkenin alevleri harlandı. Hiddete dönüştü. Yok. Hiçbir şey yoktu burada. Kupkuru kumlar bitmek tükenmek bilmeden uzanıyordu. Acımasız sesler zihninin derinliklerindeki çıldırtıcı bir kaşıntı gibi fısıldamaya devam ediyorlardı. Sis asla hafiflemedi. Her şeyin üzerine serilmiş bir kefen gibi ebediyen havada asılı kaldı. Rahipler yalan mı söylemişti? Yoksa onlar yalancı kâhinler, saçma batıl inançların büyüsüne kapılmış aptallar mıydılar? Ya da ataları onu öbür dünyadaki saraylarına layık mı bulmamışlardı? Bu sorular başta kafasını kurcaladı ama önemleri yoktu. Sanuzal bunun ayırdına yeni varıyordu. Şimdiki zaman haricinde bulunduğu yerde hiçbir şey olmadığı gerçeği haricinde her şey önemsizdi. Hiçbir ödül, hiçbir vaat bulamayacağı sonsuz bir boşluktaydı. Bu gerçek içinde berraklaştıkça Sanuzal'ın peşine umutsuzluğun aç gölgesi takıldı. Onu tüketip bitirmek istiyordu. Ama o Sanuzal'dı. Vahşi toprakların fatihiydi. Sayısız kabilenin efendisiydi. Hiç yoktan bir imparatorluk kurmuştu. Yaşamında azmi ve hırsıyla tüm engelleri aşmış, umutsuzluğu yenmişti. Ölümünde de böyle olacaktı. Ölümümde bana vaat edilen krallığı bulamadıysam, onu kendim kuracağım. Yakından kaçış yok. Mordekaiser, ölümlü dünyadaki iktidarının odağı olan ölümsüz hisarın kapısını örnek alarak yaptığı iç demir kapının altından geçiyor. Girişi ilerleyip ana salona giriyor. Karşısında tahta yükseliyor.
Çevresinde ruhların dinmeyen, azap dolu, lanetli çığlıkları bir kakofoni halinde şiddetlenip hafifliyor. Ama Mordekaiser onları duymuyor. Daha doğrusu sesleri onun kulağına bir savaş kampındaki metal şıngırtıları ya da ordunun uygun adım yürüyüşü sırasında postaların mıcırlar üzerinde gıcırdaması gibi sıkıcı, fark etmeye değmez sıradan gürültüler gibi geliyor. Sonuçta kıymeti olan ruhlar salonun duvarlarına dizilmiş hazır olda bekliyor ve hiçbiri konuşmaya cüret edemiyor. Her şey olması gerektiği gibi. Mordekaiser tahtına doğru ilerliyor. İşte katliam başlıyor. Büyük kitabı dingin ve dokunulmamış bir halde kaidenin üstünde havada duruyordu. Çevresine dökülmüş tüm o kanla tuhaf bir tezat oluşturuyordu. Hayatta kalan son büyücü elini zar zor kaldırdı. Alnından kan sızıyordu. Parmaklarının arasında ufacık alevler geziniyordu. Son bir umutsuz çaba, son bir büyü. Mordekaiser şaşırarak, "Böyle büyüler seni yok eder fani," dedi. Kıymetli kitabını da. Büyücü tükürürcesine, "Benim önemim yok," dedi. "Kitabı ele geçirmemen dışında hiçbir şeyin önemi yok." Büyücünün elleri ısıdan mavileşen alevler kustu. Alevler tepesinde dikilmekte olan demir hortlağı sardı. Büyücünün kollarına kavurucu bir enerji yayıldı. Büyünün geri tepmesi kendi etini parçaladı. Ama o dişlerini çatlayana kadar sıkıp büyüyü yapmaya devam etti. Mordekaiser öne çıktı. Kara demirden yapılmış bir zırhın içinde bir ruhtu. Kitabı alevlerden koruyordu. Elinde hayaletsi yeşil ışıklarla parlayıp sönen meşhur gürzü alacakaranlığı tutuyordu. Ateşin sıcaklığı taşları çatlatıp çoktan ölmüş olan diğer büyücülerin cesetlerini eritti. Ama Mordekaiser hiçbir tepki vermeden saldırıya göğüs gerdi. Sonunda gücü tükenen, bedeni harap olan büyücü dizlerinin üstüne çöktü. Hırıltılı solukları arasında gücünün yeterli olması için fısıltıyla dua etti. Mordekaiser'in hala etten kemikten bir bedeni olsa gülümserdi. Karanlığın eksik. O yaklaşırken büyücü hıçkırığını bastırdı. Gözlerini kısarak ortlağa baktı, kupkuru ve çatlamış boğazıyla konuştu. "Aradığını bulamayacaksın. Senin gibi kaba saba bir canavar, ruhlar kitabının sırlarını hiçbir zaman anlaya..." Gürs savruldu, tatmin edici bir parçalanma sesi çıktı. Odanın zemininde pıhtılaşmakta olan yapışkan birikintilere biraz daha kan doldu. Bedeni çarpılmış bir büyücü, aralarından 13.sü hareketsiz kalarak yere düştü. Mordekaiser güldü. "Vahşetimi cehalet sanıyorsun." Odadaki cesetlere bakıp ölülerin konuşulmayan dilinde bir şiir fısıldadı. "Zavallıca çabalarınız, etinizden arındınız. Hepiniz hizmetkarımsınız." Alacakaranlığı yere vurdu. Silah daha da parladı. Sanki nefes alırmış gibi oldu ve paramparça bedenlerden yükselen 13 ışık toprağa battı. Mordekaiser dikkatini ruh büyüsüyle uğuldayarak havada durmakta olan kitaba yeniden çevirdi. Planlarını gerçekleştirmesini sağlayacak bir bilgi kaynağını daha elde etmişti. Fethine bir hazine daha eklemişti. Ödülünü almak için öne çıktı. "Fani kalplerin dinmek bilmeyen gürültüsünü susturacağım." Karşısında tahtı yükseliyor. Dimdik demir sütunlardan oluşan arkalığı tavana doğru uzanıyor. Sütunların uçları sipsivri. Tahtın kaidesine sivri ve sert açılı Oçnun harfleri çepeçevre işlenmiş. Her yerde duyulan fısıltılar burada neredeyse ümitsiz ve kesintisiz bir kükremeye dönüşüyor. Mordekaiser eserinden gurur duyarak elini tahtın koluna koyuyor. Bu parçaya kalesinin diğer tüm kısımlarından daha fazla ruh kullandı. Yaydığı haykırışlar ona müzik gibi geliyor.
Mordekaiser sadece düşünerek alacakaranlığı eline çağırıyor. Silahını savurup tahtı paramparça ediyor. Tahttan kurtulup yok oluşa karışan yüzlerce ruhun çıkardığı fırtına devasa salonda yankılanıyor. Mordekaiser onların yok oluşunu gaddarca bir tatminle seyrediyor. Tahtlar, etten kemikten bedenlerin yükünü taşıyan ve yorulan insanlar için. O artık bundan çok daha öte bir şey. Çarpılmış metalin üzerine çıkıp omuzunun üstünden salona bakıyor. Maddi dünyada son yürüdüğünde onun ellerinde can vermeye layık ruhlar olan generalleri, emirlerini bekliyor. Gördükleri karşısında hiçbirinin kılı bile kıpırdamıyor. Hiçbiri ondan doğrudan emir gelmeden hareket etmiyor. Krallığı işte şimdi gerçekten hazır. Mordekaiser büyük adımlarla devasa salondan çıkıp kalesinin kalbine, gücünün ve planlarının odak noktasına Mitna Rachnu'nu fani dünyaya bağlayan kadim eşyaya, ölümsüz Hisar'ın gizli kalbine asıl amacını veren yere gidiyor. İlk yaşamında kendini, inancının ölüm sonrası saraylarına layık büyük bir fatih sanıyordu. O zaman hırsları ne küçük, ne fani, ne önemsizmiş. Ama herkes ölümü sonları olarak kabul ederken o asıl fethini başlatmak için kullandı. Şimdi de bu diyarda ses bulan her fısıltıyı açık seçik işitip anlayabiliyor. Artık içinde ölüm büyüsü akıyor. Artık ikinci yaşamı boyunca dünyanın gizli ve bilinmedik yerlerinden koparıp aldığı sırların sihir güçleriyle dolup taşıyor. Kendisi gibi ruh, ölüm ve fani büyülerinin ustası olan başka pek az varlık var. Bütün bu büyüleri, tüm alemleri kendi çelik iradesine boyun eğdirmek için kullanacak. Yaşayanların dünyasına dönmenin vakti geldi. Runeterra'nın tüm ruhları bekliyor. Mordekaiser bir eliyle alacakaranlığı havaya kaldırıyor. Son hükümdarlığı böyle başlıyor.